Dünyanın en büyük ekonomisi. En küçük finansal dalgalanma tüm ülkeleri etkiliyor. Yıllık enflasyon son 41 yılın zirvesinde. Uluslararası piyasalar tedirgin. Bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed kritik karar aldı. Son 28 yılın en sert faiz artışını yaptı. Yıl sonuna kadar da artırmaya devam edecek. Dünya Fed'in bu hamlesini okumaya çalışıyor. Ekonominin temel dengeleri önce salgınla bozuldu. Ardından Rusya-Ukrayna savaşıyla da para piyasaları daraldı. Yaptırımlarsa enerji ve gıda arz sorunlarını beraberinde getirdi. Dünya genelinde yüksek enflasyon kaçınılmaz oldu. Amerika'da yıllık bazda %8,6'ya yükseldi. Bu artış sadece Amerika'yı etkilemiyor. Zira dolar ticarette egemen. Dünyadaki döviz rezervinin %60'ı da dolar. Amerika'da olunca dünya ekonomisinin bütün bu anlattığım ve anlatmadığım başlıklarda daralmayı, yani yükselen enflasyona karşı faiz artışı gelecek beraberinde daralmayı getireceği, büyümenin azalacağı ve büyümenin azalmasıyla beraber artık bizim çok daha sıkı, eskilerin tabiriyle kemer sıkma politikası uygulayacağımız anlamına geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da en fazla konuşulan başlıklardan biri de resesyon, yani ekonomik durgunluk. Başkan Joe Biden ve Beyaz Saray sözcüsü bu ihtimali dile getirmekten kaçınsa da ABD Merkez Bankası'ndan farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Fed Başkanı Powell son değerlendirmesinde resesyonun ülke için bir olasılık olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri enflasyonda çifthaneyi 1979'da gördü. Fed o dönem mücadele için faizi %4 artırdı. Politika faizi %15,5 oldu. Bir yıl sonra ise tarihin en yüksek seviyesindeydi. Faiz %20'ye kadar çıktı. 17 Aralık 2008'de ise oran tarihin en düşük seviyesine geriledi. Fed faizi %0'dan -0,25'e çekti. 14 yıl sonra bu oran %1,50-1,75 aralığına geldi. Amerikan halkı yıllar sonra yeniden kemer sıkma döneminde, doğal olarak da dünyada. Ekonomi yapısal bir değişim gösteriyor. Amerika 1972'den beri çok ciddi bir yapısal değişime ihtiyaç duyup bu yapısal değişimi yaşamadan sorunu tabiri caizse daha kısıtlı çözümlerle adeta öteleyerek bugüne gelmiş durumda. Bugün artık dünyaya da yansıtmış olduğu iktisadi sorununu daha köklü bir şekilde çözme mücadelesine giriyor. Tek yapılması gereken ülkelerin oturup ortak bir paydada buluşması gerekiyor, ama şu an dünya ülkelerinin herhangi bir bu anlamda girişimi yok, kolay kolay da olmayacak gibi görünüyor. Fed sadece faizi sert bir şekilde artırmakla kalmadı, yıl sonuna kadar artışa devam edeceğini de açıkladı. Bu kritik süreç dünya ekonomisi için fırsatları ve riskleri de beraberinde getiriyor. Kemer sıkma politikalarına dönüş yapmaya, faiz oranlarını yükseltmeye çabalayacaklar. Fakat bu daha önce 70'li yıllardan beri aşama aşama farklı yıllarda kullanılan bu politikalar hiçbir seferinde başarılı olmadı. Her seferinde dünyada birçok ekonominin çökmesine, birçok ülkenin sıkıntılar yaşamasına sebep oldu. Amerika'daki bu değişimin global olarak bize, dünyaya ve bize yansımasını yönetebilmek için yeni enstrümanlar, yeni çözüm stratejilerinin yeni devreye girmesi gerekiyor. Geleneksel, bilinen bakışların ötesinde perspektiflere ihtiyaç var. Salgın kaynaklı olumsuzluklardan sadece az gelişmiş ve yoksul ülkeler değil, gelişmiş ülkeler dahil herkes etkilendi. İşte son olarak Fed'in attığı adımı gördünüz. Niye acaba? Düşünün, Amerika'da böyle bir adımın atılması sıradan bir olay değil.
Fed'in şahin politika izlemesine Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu sözlerle dikkat çekti. Peki Erdoğan'ın sözleri nasıl bir mesaj içeriyor? Sayın Cumhurbaşkanımızın bahsettiği ifade bence çok dikkate alınması gereken, iktisatçıların dikkate alması gereken bir ifade. Bu şunu ifade betimliyor. Diyor ki, bakınız siz eğer sadece faiz artışı boyutuyla bakarsanız olayı çözemezsiniz. Amerika faiz artışına gelene kadar birçok stratejiyi odakladı, uyguladı. Bununla da destekliyor ve bununla desteklemek zorunda kalıyor. Amerika kendi ekonomik sıkıntısını kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın uygulamaları finansal piyasalar için çok önemli. Özellikle 2008 krizindeki para politikaları ülke ekonomisini toparlamayı başardı. Küresel piyasalardaki yerini sağlamlaştırdı. Bankanın attığı adımlar bazen de çok tartışıldı. Bugün de aldığı kararlar tartışılıyor. Amerika çok özgüvenli bir şekilde dünyayı yeniden dizayn etmeye çalışıyor ve o yüzden de bu faiz Fed'in faiz artışıyla dünyaya diyor ki aklınızı başınıza alın mesajını veriyor. Görüşü çok kabul edilebilir görüş değil. Çünkü Amerika'nın bu ekonomik uygulamalarından, ekonomideki bu yeni karar uygulamalarından dolayı ciddi sıkıntılar yaşayacağını aşama 2023'ün, hatta kendisi de söylüyor, 2024'ün sonuna kadar göreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri dünya gayri safi yurt içi hasılanın %22'sine sahip. En büyük petrol ve doğalgaz üreticisi. Ülkenin Merkez Bankası Fed, devasa büyüklükte rezerv yönetiyor. Bugün sert para politikaları yeni dünya düzenine nasıl etki olacak?